Kar zarar problemlerinde bilinmesi gereken en önemli husus, kar eşittir satış fiyatı eksi alış fiyatıdır arkadaşlar. Satış fiyatı eksi alış fiyatı benim karımı veren bir ifadedir. Nitekim zarardan bahsediyorsa da zarar eşittir alış fiyatı eksi arkadaşlar satış fiyatı şeklinde ne yapılması gerekiyor? Bulunması gerekiyordu. Yani bilinmesi gereken hususlar demek ki buymuş. Kar satış fiyatı eksi alış fiyatı, zarar ise alış fiyatı eksi satış fiyatı şeklinde yazılır. Bu ifade doğrultusunda yazacağımız sorularda dikkat edeceğimiz husus, kar varsa satış daha fazla, zarar varsa alışın fiyatı daha fazla olması gerekiyormuş. Şu anda hemen soruyla başlayalım. Soru 1 ile sorumuza başlayalım arkadaşlar. Diyor ki %30 karlı satış fiyatı 390 lira olan %30 karlı satış fiyatı, satış fiyatı 390 lira olan bir malın %20 karlı fiyatı, karlı satış fiyatı nedir diye sormuş olsun. Hemen işleme başlayalım. %30 karlı satış fiyatı dediği için biz genellikle malımızın maliyetini ne alacaktık? 100x alacaktık. M maliyet demek. Karlı satış fiyatı, satış fiyatı ne kadarmış? %30 karlı, yani 130x'i eşittir 390'sa hemen geliyoruz burada. X'in 3 olduğunu ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Yakalamış oluyoruz. 390'ı 130'a böldüğümüzde. O zaman biz maliyeti bulmuş oluyoruz 300 diye. Ki bize ne diyor? Bir malın bir daha %20 satış fiyatı, yani karlı fiyatı eşittir. %20 ise 120x oldu. X yerine 3 yazıp da bulabiliriz. Bir yöntem budur. 360. Diğer bir yöntem de arkadaşlar, 300 lira maliyetin üstüne, yani %20 kar edeceksem 1.2 ile çarparım. 1.2 ile çarpmak 300 çarpı 12 bölü 10 demektir. Sıfırlar giderse 12'yi 3 ile 30 ile çarptığımızda 360 olarak bulmuş oluruz. Neden 1.2 ile çarpıyoruz? Çünkü bizlere arkadaşlar bir malın karlı satışını hesaplarlarken genellikle bir ifadenin kendisini, yani biri koyduktan sonra üzerine karlı fiyatı koyup satış fiyatını söylerler. Örneğin bir kırtasiyeye gittik fakat kırtasiyeden alacağımız kitabın daha henüz etiket fiyatları belirlenmemiş olsun. Sadece liste fiyatları ellerinde var. Siz de onu acilen almak ihtiyacı hissediyorsunuz. Adam da size diyor ki bir saniye ben liste fiyatına bakayım. Daha sonra üzerine hesap makinesiyle %20 kar koyacaksa ya da %15 kar koyacaksa %15'i koyarken 1,15 ile çarpacaktır. %20 kar koyacaksa da 1,2 ile çarparak size direkt satılacağı fiyatı söyleyecektir. Ayrı ayrı %20'sini bulup üzerine herhangi bir eklemede bulunmasını beklemeyiniz. Siz de pratikte bir ifadenin %20 karlı satış fiyatını bulurken bundan sonra bu işlemleri gerçekleştiririz. Şu anda örnek 2'de benzer bir soruyla karşı karşıya kalırsak eğer neler yapacağımızı bir daha görelim bakalım. İkinci soru tipi şu olmuş olsun. Desinler ki bize, şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Soru 2 demiş ki etiket fiyatının %20 eksiğini alınıp etiket fiyatının %20 eksiğini alınıp etiket fiyatının %30 fazlasına satılan etiket fiyatının %30 fazlasına satılan bir maldan elde edilen kar oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar, etiket fiyatının %20 eksiğini alınıp etiket fiyatının %10-30 fazlasına satılan bir maldan diyorsa
bizim bir etiket fiyatımız olmuş olsun. Yani 100x'lik bir etiket fiyatımız var. Buradan hareketle satılan mal arkadaşlar %20 eksiğini alındıysa, yani maliyet 80x'e alınmıştır. Siz bunu sattığınız fiyatta etiket fiyatının %30 fazlasına satılıyorsa, yani 100x'in üzerine 30x daha eklersek 130x'e satılıyordur. İlk başta söylediğim üzere kar zarar problemlerinde kar eşittir satış fiyatı eksi alış fiyatı olacağından dolayı kar, yani 130x eksi 80x'i yapmış olacağız ve sonucu 50x olarak bulmuş olacağız. Bizim karımız buyken arkadaşlar, maldan elde edilen kar oranı soruluyorsa hangisinden kar ettim ben? 80x, yani alışın üzerinden kar ettim. 80x'te 50x kar ediliyorsa yüzde kaç elde edilir mantığıyla hareket ettiğimizde, burası arkadaşlar 5000 ya da 500 bölü 8'den 62,5 olarak arkadaşlar neye sahip olmuş oluruz? %62,5'luk bir kar oranına sahip olmuş oluruz arkadaşlar. Hemen gerçekleştirelim. 50 çarpı 100 bölü 80 dedik. Sıfırların bir tanesi gitmiş oldu. Hemen 500 bölü 8'den işlemi gerçekleşiyoruz. 6 kere 8 48, 20 de arkadaşlar 8 kere 2 16, buradan 40 kaldı. 40'ta da virgül koymak zorundayım. 5, yani %62,5'luk kar elde ettik. Burada yalnız bir siyah kalemle size pratiklik anlatacağım. Pratiğin konu da şöyle bir şey olmuş olsun. Pratik diyor ki kar oranı arkadaşlar, KO yazıyorum kar oranına. Alış bölü arkadaşlar kar bölü alış şeklinde yazabilirsiniz. Karımız 80-50 idi. Alışımız 80'di. Yani 5 bölü 8'in arkadaşlar 5 bölü 8'i 5'i 8'e böldüğümüz takdirde de kar oranını ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bunu tamamlayarak, yani yüzdeye tamamlayarak ya da 1000'e tamamlayarak da %62,5'i bulmuş olabiliriz. Yani bu da bir yöntemdir. Kar oranı kar bölü alış şeklinde de gerçekleştirilebilir sevgili arkadaşlar. Şimdi başka bir soruyla yine karşı karşıya kalırsak neler yapacağımızı görelim 3. örnekte. 3. örneğimizde yine benzer bir soru gelmiş olsun karşımıza ve nasıl bir müdahale edeceğimizi görelim. Az çok sanıyorum bir şeyler oturmaya başladı. %20 neydi? 1 bölü 5, %25 1 bölü 4, %30 3 bölü 10, %40 2 bölü 5, %50 1 bölü 2, %60 3 bölü 5 arkadaşlar, %75 3 bölü 4, %80 4 bölü 5, yüzde arkadaşlar 101'dir, %125 de 5 bölü 4'tür. Bunları arada sırada tekrar edip kendi hafızamızı canlı tutmamızda yarar görüyorum sevgili arkadaşlarım. Şu anda bir tane daha soruyla devam edeyim. Üçüncü örnek tipi diyor ki %40 karla satış yapan bir mağaza arkadaşlar, %40 karla satış yapan bir mağaza diyor etiket fiyatının mağaza satış yaparken %20 indirim yapıyor. Mağaza %20 indirim yapıyor. Buna göre diyor arkadaşlar yeni karı yüzde kaç olur? Yeni karı yüzde kaç olur? Soruyu sanıyorum anladınız. %40 karla satış yapan bir mağaza ilk satışın üzerinden %20 indirim yapıyor. Yeni karı yüzde kaç olur? 100x'lik bir malı vardı. Yani maliyeti buydu. Ben %40 karla, yani 140x'e ne yaptım? Satış yapıyordum. Fakat bunun üzerinden indirim yaptım. Yani bu ne? 140x arkadaşlar satış fiyatıydı. İndirim yaptığımızda da 140'ın üzerinden mağaza %20 indirim yapıyor. Yani 140'ı neyle çarpacağım? 0.8 ile çarpacağım. Çünkü biz indirimli fiyatı bulmak istersek 0.8 ile, %20 karlı fiyatı bulmak istiyorsak da 1.2 ile çarpıyorduk. Yani 140 çarpı 8 bölü 10'dan sıfırlar gitti. 8 kere 4 32, 50 var 3, 8 112 iyi olmuş oldu. Yani indirimli fiyat 112x indirimli fiyatımızmış bizim. Arada arkadaşlar ne kadar? Yeni karı yüzde kaç olur? Maliyet
eksi arkadaşlar alış satış fiyatı eksi alış fiyatı yani 112x eksi 100x eşittir 12x oldu. %12 kar eder. Biliyorsunuz ki kar yukarı alış aşağı yazıldığında ne olduğunu kar oranını bulmuş oluruz. Yani %12 zaten çok belliydi. 100'den 112'ye gidiyorsa %12 kar etmiş oluyor. Yeni satışında da böyle bir kar oranına sahip olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, dördüncü soruyu daha fazla sizi oyalamamak için kendim yazmak istedim. Satış fiyatı üzerinden yapılan %20 indirim %20 karı gösteriyor. Bu malın ilk satışından elde edilen kar oranı yüzde kaçtır? Sevgili arkadaşlar, demek ki satış fiyatı üzerinden bir indirim yapılmış. Yani satış fiyatı arkadaşlar kaçmış bizim değer olarak? Satış fiyatımız 100A'ymış olsun. Maliyetimiz de arkadaşlar 100B olsun. Bu tarz soruları böyle yaparsanız çok daha iyi olur. Bu maliyet fiyatım, bu da satış fiyatım. Satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapınca 80A hala %20 kârı gösteriyor. Yani 120B'ye eşit olduğunu gösteriyorsa eğer ilk satışından elde edilen kâr oranı yüzde kaçtır? Yani A'yı B cinsinden ya da B'yi A cinsinden yazacağız. Sıfırlar birbirini götürdü. 4'e böldüğümde 2A eşittir. 4'e böldüğümde 3B. Yani sen 3K iken sen kaç K'sın? 2K'sın. Yani 3K'san 300K satışın var, 200K'da alışın var arkadaşlar. Aradaki fark neyi veriyor bana? Kâr veriyor. Farkım kaç K'dır? 100K'dır. Kim üzerinden 100K kâr ediyorum arkadaşlar? Maliyet üzerinden. Yani kâr oranı eşittir. Neydi? Kâr bölü alış. Yani alış aşağı, al aşağı, alış aşağı. Hemen hesabı öyle hatırlayabilirsiniz. Çok fazla teknik kullanalım. Böyle şeylerle akılda tutabilirsiniz. Alış aşağı yazıldı. Alışımız 200K'ydı. Yukarıda da karımız kaçtı arkadaşlar? 100K'ydı. Sadeleştiğinde ilk kar oranı neymiş? 1 bölü 2 yani %50. %50'nin 1 bölü 2 olduğunu zaten netleştirmiş olduk. Şimdi indirim yapılmış olmasına rağmen hala karlı görünme durumu sorularında ne yapılıyor arkadaşlar? Bu soru tipi kullanılabiliyor. Bir de bazı soru tipleri var ki onu sadece ekrandaki sorularda göreceğiz. Ama şu anda hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bir öğrencinin cebindeki parasının %40'ı borcunun %20'sini karşılıyor ise diye sorularda da yine bu sefer parası 100A, borcu 100B, %40'ı yani 40A eşittir. Borcunun %20'sini yani 20B'ye eşitleyerek yine arasında borcuyla parası arasında bir bağ kurabilirsiniz. İndirim yapmış olmasına rağmen karlı görünme sorularını genellikle bu formatta inceleyip çözebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bir soru daha gerçekleştirelim tahtada. 5. soru ifadesiyle. İsterseniz 5. soruyu ben kafadan yazayım. O borç hikayesini de bu arada söylemiş olayım. Buraya notu almamıştım çünkü ekrandaki sorular da vardı ama sizin için 5. soruyu şu şekilde yazalım. Bir adamın parasının hemen arkasından gelmesi iyi olsun. %40'ı borcunun %20'sini ödüyor ise adamın borcu parasının yüzde kaçıdır diye hemen böyle bir soru sizin için buraya ilave ettim. Bir adamın parasını arkadaşlar bu sefer ne diyeceğiz? Parasına altına yazıyorum 100A diyeceğiz. Bu sefer borcuna ne diyeceğiz arkadaşlar? Aynı şey gibi satış üzerinden %20 indirim yapmış olmasına rağmen alışı hala karlı görünmesi sorusu gibi borcuna da 100B diyeceğiz. Adamın parasının %40'ı yani 40A'sı borcunun %20'sine yani 20B'sine eşit ise sıfırlar gitti. Sadeleştim. 2A eşittir. Kaç çıktı arkadaşlar? B çıktı. Buraya K, buraya 2K derseniz hemen yerine yazdığınızda parası ne kadarmış? 100K. Borcu ne kadarmış? Arkadaşlar 200K oldu. Parası borcu arkadaşlar borcu parasının yüzde kaçıdır diyordu. Bu sefer borç yukarı, para aşağı, borcu parasının dediği için
arkadaşlar 100K aşağıya. Kar oranında ne yapıyorduk? Kar bölü alış aşağı yapılıyordu. Bu da borcu parasının yüzde kaçıdır dediği için hemen hesaplıyorum. Zaten hiç sıfırları silmeden de hesaplanabilirdi. 2 bölü 1 %200'ü. Yani parası, borcu parasının %200'ü olarak bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Şu anda 6. soruyu da gerçekleştirelim. Ondan sonra bir soru tipi daha size anlatacağım. Sanıyorum olmuştur. Çünkü egzersiz çalışmalarında da benzer çalışmalarla karşı karşıya kalacağız. Şimdi 6. soruda bize şöyle bir soru gelmiş olsa, dese ki %25 karla satılan bir mala arkadaşlar 6, soru 6 diyor ki %25 arkadaşlar karla satılan bir mala bir yüzde kaç indirim yapılırsa maliyetine satılır? %25 karla arkadaşlar satılan bir mala yüzde kaç indirim yapılırsa maliyetine satılır. Şimdi arkadaşlar burada %25 karla satılan bir mal diyorsa maliyet ne olmuş olsun? Maliyet arkadaşlar 100x'lik bir maliyetim var ve %25 karla satılıyorum. Karlı satış fiyatım ya da satış fiyatım da diyebilirsiniz. 125x'e arkadaşlar satılıyor. Öyle bir şey yapılsın ki, indirim yapılsın ki karlı satış fiyatım neye indirilsin arkadaşlar? 100x'e, yani maliyete satılsın. Ama neyin üzerinden indirim yapacağım? 125'in üzerinden, yani 25x. Yüzde kaç indirim yapılırsa arkadaşlar 25x olur diye bakacak olursam, yani 25x'lik bir indirim yapılacağım. Neyin üzerinden indirim yapılacağım? 125'te 25 yapılıyorsa, yani 125x'te 25x indirim yapılıyorsa yüzde kaç indirim yapılır mantığıyla hareket edecekseniz, içler dışlar yaptığınızda 125x çarpı soru işareti eşittir 25x çarpı 100 olmuş olacak. X'ler birbirini götürecek. 25'i arkadaşlar 125'e böldüğünüz takdirde 5 çıkmış olacak. Soru işareti 5 eşittir 100'dü. Arkadaşlar 5'e de böldüğünüzde cevap kaç olmuş oldu arkadaşlar? Burası 20, yani 20 kere 5 100'dür zaten. %20 ne yapmanız gerekiyor? Satış fiyatının maliyete eşit olması için %20 indirim yaptığımızda maliyetine satılmış olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Neyin üzerinden ama? Karlı satışın üstünden yüzde kaç indirim yapıyoruz? Onu bulmak için 125'te 25 indiriyorsam yüzde kaç indirmiş olurum? %20 indirim yapmış olurum sevgili arkadaşlar. 7. soruda da değişik bir formatla bir soruyla karşı karşıyayız sevgili arkadaşlar. 7. soruyla baş başayız arkadaşlar. Bu tarz sorularla bir yöntem daha öğretmiş olacağım. İstiyorsanız öğreniyoruz diye bir not alayım buraya. Bir şey öğreteceğim için. Bir malın arkadaşlar, malın 2 bölü 5'i %20 karla ...1/4'ü %30 karla virgül geri kalanı %10 karla satılıyor. Tüm malın satışından yüzde kaç kar edilir? Tüm malın satışından yüzde kaç kar edilir? Şimdi işlem yaparken bir malın 2 bölü 5'i, 1 bölü 4'ü vesaire gibi bir şey varsa ortak kat olarak bir ne elde etmemiz lazım arkadaşlar? 2 bölü 5'i, 1 bölü 4'ü, yani bir şey var, bir sistem var ve bunun üzerinden gideceğiz. 5 ile 4'e de bölünebilecek bir ifade olsun. O zaman 100 liralık bir mal olsun totalde. Bunun 2 bölü 5'inden diyor arkadaşlar. Hemen 100 liralık malın 2 bölü 5'ini buluyorum. 5'e böldüğümde 20, 2 katını aldığımda 40 liralık kısmından %20 kar ediyorum. Yani %20 kar olduğu için üzerine koyuyorum, oklar çiziyorum.
20 kar ne demek arkadaşlar? 8 lira kar ediyorum. Yani bunu da 8 liralık bir kar ettim. Artı olmasının sebebi kar olduğu için. Çünkü %20'sini hesapladım. Trak trak kar olarak yazıyorum direkt. Ne kadar kar ederim dediği için. Kar oranını buraya, burası arkadaşlar kısım. Bu tarafta neydi? Buraya kısım yazdım. Bu tarafa ne yazdım? Bu da mal. Zaten malın fiyatı. Şimdi geldim 40 liralık kısmı. 1 bölü 4'ü diyor. 1 bölü 4'ü nedir bunun? 25 liradır. 25 liralık kısmından %30 kar ediyorum. Yani %30 kar ediyorum. %30 kar nasıl hesaplanır? 25 çarpı 30 bölü 100 mantığıyla hareket edersem. Burası 4'tür. Değil mi? Sadeleştiğinde. 4'e böldüğümde de 7,5 lira. Ne yapmış oldum arkadaşlar? Kar etmiş oldum. 7,5. Geriye kalan kısmı diyordu. Geriye buradan arkadaşlar 65'ti. Takdir edersiniz ki 35 kalmış oldu. 35 liralık kısmından da %10 kar ediyordum. Yani %10 kar ettim. %10 ne eder? Yani sıfırlar gider 3,5 lira eder. Artı 3,5 lira da buradan kar ettim. Hemen bunların topluyorum karını. 7,5 ile 3,5'u topladım. 11 etmiş oldu. Çünkü 7,5, 0,5 daha 8, 3 daha 11, 19 lira kar ettim. Ama neyin üzerinden kar ettim arkadaşlar? 100 lira üzerinden ettiğim için de zaten bir sıkıntı olmadı. Bir daha başka bir şey için bakmama gerek kalmadı. %19 kar etmiş olurum. Tüm malın satışından ne kadar kar edildi? %19'luk bir kar edilmiş oldu. Çok benzer bir soruyla hemen altına yazdığımda zaten bu konuyu hemencecik anlamış olacaksınız sevgili arkadaşlar. 8. soruda arkadaşlar size daha fazla vaktinizi almayayım diye yazdığım bir soru. Çok benzer bir soru az öncekiyle. Bir malın 1 bölü 4'ü %20 karla hemen 100 liralık bir malınız var. Mal yazıyorduk buraya hatırlayın. Kısım yazıyorduk hatırlayın. Ve kar yazıyorduk hatırlayalım. Tak tak. Mala 100 lira dedik. Bu 100 liranın 1 bölü 4'ü 25 liradır arkadaşlar. Bunun %20'si ile arkadaşlar karla satılıyor. Yani %20 1 bölü 5'ti. 5 liralık bir karımız var burada. Hemen devamında 1 bölü 5'i diyor. Yani 20 lirası 1 bölü 5'i. 20 liralık kısmı %10 zararla satılıyor. Eksi %10. Yani %10 zarar demek sıfırlar gidince 2 lira zarar. Eksi 2 lira hemen hanesine yazıldı. Kalan mal kaç karla satılmalıdır ki? Kalan mal arkadaşlar burada 55 liralık bir mal kaldı. Ve bizim elimizde totalde %25 kar elde edilsin isteniyor. Burası arkadaşlar 25 lira olması gerekiyor. Çünkü bizim elde edeceğimiz kar oranı %25'ti. Burası ne kadardı? 3'tü. 3'ü neyle toplaman lazım? 22 lirayla toplaman lazım. Çünkü 25'i vermesi için yüzde kaç karlı olması gerekiyor? Yüzde x karlı olması gerekiyor ve 22 lira. Yani 55'in x'i, yüzde x'i eşittir 22 ise eğer zıt gider 11, 2 olur. 11'e bölünce 5 olur. 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 20 olur. 20 kere 2'nin de x kaç olduğunu anlamıştık? 40 olduğunu anlamıştık. Hatırlayın 400 sayısının yüzde kaçı 16 eder sorusu vardı. İlk yüzde problemleri soru tipi bir soru modeli diye yazdığımız hatırlarsanız bir ifade vardı. Üçlü bir soruya bağlamıştım bir soruyu. Ona benzer bir ifade. 55'in yüzde kaçı 22 lira eder? O 22'yi nereden buldum? Burası 3'tü, artı 3'tü. Neyle toplarsam 100 liradan 25 lira kar etmiş olduğumu anlamış olurdum. Hemen bir benzer bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Burada 9. Soru olarak geçirelim onu. Silgimizi aldım. Burayı siliyorum. 9. soruda yine bu yüzde kısımlarla ilgileneceğiz. Her tip soruyla ilgili birer tane örnek göstermiş bulunuyorum sizlere. Diyor ki arkadaşlar bir malın 9. soruda bir malın 1 bölü 3'ü bir malın 1 bölü 3'ü %20 karla %20 karla 1 bölü 4'ü 1 bölü 4'ü %20 zararla satılıyor. Hemen geliyor. Kalan mal yüzde kaç karla satılmalıdır ki Ç
Çim malın satışından, %30 kar elde edilsin. Güzel bir soru, yine benzer bir soru. Malın fiyatına bu sefer 100 diyemeyiz çünkü malı arkadaşlar 1/3 kavramı varsa orada mal, kısım ve ne diyorduk arkadaşlar? Kar diyorduk. Yüzde kaç karla satılmalıdır ki tüm malın satışından %30 kar elde edilsin? Mala 100 demeyelim, 60 lira diyelim. Çünkü 1/3'ü de 1/4'ü de alınamazdı 100'ün. 1/4 alınırdı ama 1/3 alınamazdı. 1/3'lük kısmı yani 20 liralık kısmı %20 karla satılıyorsa eğer, yani 4 liralık bir karımız var. Sonra 1/4'ü diyor malın, yani 15 lirası arkadaşlar. 15 liralık kısmında %20 zararla satıyorum. %20 zararla 1/5 demektir. Yani 3 lira zarar, eksi 3 lira oldu. Ama öyle bir şey olsun ki geri kalan kısmı diyordu arkadaşlar. Burası 35 olduğu için 25 liralık kısmı öyle bir şeye satılsın ki toplamda %30 kar edilsin. Yani 60 liranın arkadaşlar %30'unu bulduğumuz zaman sıfırlar gitmiş oldu. Diğeri de gitti. 18 lira ne yapılmış olsun? Kar elde edilmiş olsun. Burası 1'di sevgili arkadaşlarım. 1 ne olması gerekiyor oranın 1 olması için? 17 lira kar elde edilmesi gerekiyor. Yani 25'in ne kadarı 17 lira eder diye bakacağız orada. Burası %20 idi. Yani 1/5'ti. 1/5'ini aldığımızda bu ifadenin %20, 3 liralık zararının olduğunu görüyoruz. 25'in yüzde kaçı arkadaşlar ne eder? 17 eder diye bakacağız. 25'e böldüğümüzde 4, x eşittir. 4 ile çarptığımızda 7 kere 4, 28, 2 var elde, 68 olarak bulmuş olduk. Ya da önce 2 ile çarp 34, bir dahaki ile çarparsanız %68 karla satılmalıdır ki bu maldan elde edilen toplamdaki kar %30 olsun. Çünkü %30'unu nasıl buldum? 100 lira değildi o 30 lira olması için. 60'ın %30'unu buldum. 18 lira olduğunu görmüş oldum. Demek ki toplamda %68 kar etmiş olmam gerekiyor. Şu anda yaş mantar, kuru mantarla ilgili bir soruyla karşı karşıya olacağız sevgili arkadaşlar 10. sorumuzda. Sevgili arkadaşlar şu anda yaş mantar, kuru mantar sorularının nasıl çözüldüğüyle ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Soruyu tahtaya yazdım. Soruyla ilgili zaman kaybına sebebiyet vermemek için yaş mantarın %40'ı sudur. Kuruduğunda kuru mantarın %10'u sudur diyor. Buna göre 20 kilogram kuru mantar elde etmek için kaç kilogram yaş mantar alınmalıdır diye sormuş. Bu bir direkt tablo sorusudur. Çünkü fiyat işin içerisine girmediği takdirde kesinlikle tabloyla çözerseniz bunda çok daha rahat edersiniz. Aksi takdirde fiyat girdiği zaman da bunun çözüm yöntemlerinden bir tanesi yaş çarpı yaş, kuru çarpı kurudur. Yani öncelikle bir tablo oluşturuyorum ve tabloda neler yazıyorum arkadaşlar? Yaş mantarın su kısmı ve kuru kısmı olarak yazdım. Buraya da total kısım yani toplam kısmından bahsedeceğim arkadaşlar. Toplam kısmı ve buranın ilk satırında yaş mantar dediğimiz kısmın yer alması gerekiyor. Yaş mantar gelecek. Öbür tarafa da kuru mantar yazdım. Hemen işlemi başlatıyorum. Diyor ki yaş mantarın %40'ı sudur. Yani siz gözenek olarak %40'ını su aldığınız mantarda geriye kalan kısım %60 olacak. Toplam kısmında da %100'lük bir kısma sebebiyet verecek. Hemen kuru mantarı aldığımızda da arkadaşlar, kuru mantarın da neresini yazıyoruz? Kuru mantarın da %10'u sudur diyor ve buraya %10, bu tarafa da %90 yazılım gerçekleşecek. Toplam kısmın %100 olduğu zaten çok aşikar olmuş olacak. 20 kilogram kuru mantar almak istediği için buraya verilerden 20 kilogramı yazdım. Benim sorduğum kısımda yaş mantar alması gerekliliği, yani kaç gram, kaç kilogram yaş mantar aldığı sorulduğu için oraya da x yazdık. Şimdi %100'ü 20 olan bir malın arkadaşlar %90'ının kaç olması gerektiğini bulacaksak eğer, buranın 18 olduğu çok aşikar. Çünkü %100'ü 20 ise %90'ı
18'dir. Buranın da burası çok önemli değil. Yani 2 gram kalır, 2 kilogram kalır ama çok önemli olan bir bölme değildir. O yüzden üstünü çizebilirsiniz. Buradaki kısım önemlidir. Çünkü kuru mantarın arkadaşlar kuru kısmıyla yaş mantarın kuru kısmında herhangi bir şekilde değişme olmayacaktır. Çünkü siz düşünün ki bir mantarı aldınız, kuru kısmını ıslattınız ve çıkardınız. Ağırlığını tarttığınız takdirde herhangi bir şekilde kuru mantarın kuruluğundan feragat etmeden ıslaklığı çekmesinden dolayı ağırlığının arttığını göreceksiniz. Demek ki buradaki 18'de buradaki 18 aynıdır. Ancak bunun suyun artışından dolayı ağırlığı suya vereceğinden dolayı fazlalaşacaktır. Dolayısıyla %60'ı arkadaşlar kaç olan 18 kilogram olan bir yaş mantarın %100'ü kaçtır diye bakacak olursak çarpı x işlemi yapıyoruz. İçler dışlar doğru orantı var. 100 çarpı 18 bölü 60 işlemi hemen sadeleştiriyorum. 6'ya böldüğümüzde 3 çıktı. Yani 10 kere 3 30 kilogramlık ne elde etmiş oldum? Yaş mantar. Yani cevabımız 30 kilogram olarak bulunmuş oldu. Yani söyleyeceğim odur ki kurunun kuru kısmıyla yaşın kuru kısmı aynıdır. Sadece yaşın artış kısmı tamamen ıslandığından dolayı kaynaklıdır. Yani buranın da yaş kısmı 12 olmalıdır ki toplamında 30 kilogramı bulabilelim. Sevgili arkadaşlar 10. ünitede farkındaysanız hiç fiyat kelimesi geçmiyordu. O yüzde problemlerine ait bir şeydi. Fakat yüzde problemlerinde yaş kuru mantar hikayesinin anlaşılabilmesi için ben onu kar zarar problemlerinin içerisinde tekrar anlatmak istedim. Daha doğrusu orada anlatmayı uygun buldum. Çünkü yaş mantar, kuru mantarın kar hesaplamalarında arkadaşlar ne kullanılıyor? Mutlaka başka bir yöntem kullanılıyor. Ancak hiç işin içinde fiyat yoksa tablo yöntemi yapılmalıdır demek açısından arka arkaya soruları yazdım. Yaş mantar kuruduğunda %60'ı fire vermektedir. Yaş mantarın fiyatı 8 liradır. Şimdi az önceki soruda da sadece su kısmından, kuru kısmından bahsediyordu ama fiyat kısmından bahsetmiyordu. Sadece kilogram olarak soruyordu. Burada fiyat varsa kullanacağımız ifade yaş çarpı yaş, kuru çarpı kuru olması gerekiyor arkadaşlar. Kuru çarpı kuru. Bunun yaşın TL'si kilogramı, kurunun TL'si kilogramı şeklinde alınmalıdır. Yaşın kilogramı 1000 gramken arkadaşlar kurunun kilogramı ne kadardır? %60 fire veriyorsa yani 400 grama düşmüş olacak. %60'ı kayboluyor arkadaşlar. Fire veriyor, uçuyor, gidiyor. Bu durumda yaş mantarın kilogram fiyatı 8 liraydı. Kuru fiyatının ne kadar olduğunu arkadaşlar bizim bulmamız isteniyor. X lira. Zarar etmemesi demek ne kar etmesi ne de zarar etmesi yani maliyete satılması anlamına gelir. O yüzden size bir taktik göstereyim. Fiyatı genelde üstüne yazın. Eğer karlı satışında %20 kar edilecektir denildiğinde buraya arkadaşlar 9.6 yazarsınız. Çünkü %20 karlı halini yazmış olursunuz. Ama zarar edilmemesi demek karı da zararı da olmasın. Yani maliyet fiyatına satılsın. Bu 8 lira aynen aşağıya inmiş oldu. Sıfırların ikisini gönderdik arkadaşlar. Burada 4 vardı. 4 ile 8 sadeleştiğinde 2 kaldı. 2 çarpı 10'da 20 liraya satılması gerekliliğini anlamış olduk. Demek ki bir işin içerisinde fiyat giriyorsa kesinlikle yaş çarpı yaş, kuru çarpı kuru metodu kullanılacak. Fakat fiyat yoksa da az önceki yaptığım gibi 10. örnekte olduğunda 10. örnekte yaptığım gibi tablo yaparak tabloda karşılaştırmalı işlemlerle işlemi tazelememiz gerekiyor.